Hoş geldiniz. Malum olduğu üzere geçen haftadan bu hafta epey bir sıcak gündem yaşıyoruz. Halen de devam ediyor. Geçen hafta konuştuğumuz mevzularla alakalı ben bir giriş yapmak istiyorum. İnternetteki ortamı konuşmuştuk. Facebook kullanıcılığını konuşmuştuk. Bu bir hafta içerisinde alınan kararlara arkadaşların uyması neticesinde benim gözlemlediğim kadarıyla bir müsbet bir ortam oluştu. Herkes işine gücüne bakmaya başladı. İnşallah bu böyle devam eder. Ama bundan sonraki süreçte arkadaşlar şahsi Facebook sayfalarını kullanacaklarsa, eğer ki kullanabilirler, kullanacaklarsa bunu daha ideolojik ve siyasi yönlendirmeye haiz olarak kullanmaları en güzeli olacak. Yani orada oturup istediğimizi söyleme, istediğimize laf çakma zevkini değil de doğrudan doğruya yaşadığımız süreçle alakalı yönlendirme daire kullanılmalı. İnşallah o şekilde devam eder. Berat Kandili ile beraber malumunuz zaten karışık olan bölgemiz tekrar bir karışıklık, bölgemizde tekrar bir karışıklık başı gösterdi. Musul'la başlayan bu süreç şu an hala devam etmekte. Hem bu mevzu, Şamil'den başlayalım. Şamil, son gelişmeler hakkında kısa bir değerlendirmen var mı? Çok kısa bir şey söyleyeyim abi. 91'de ilk Irak Savaşı başladığı gündeki manzarayla pek bir farkı yok şu anda. Yani Irak'ta gerçekleşen, şu anda gerçekleşen hadiseler 91'de olduğu gibi Tunus Ortağı vazifesi görüyor şu anda. Anti-emperyalist duruş aslında. Genelde Türkiye'de şu anda hükümetin etkisiyle zaten hepimizin malumu şey çok ağırlıklı gidiyor propaganda açısından IŞİD. Aslında işte IŞİD'in çok da tesirli olmadığı, bir derece olsa da çok da tesirli olmadığını şahsen ben gözlemliyorum. Daha önce IŞİD'in 2005 yılında Arap milliyetçileri Arap gördüklerince dışlanmasını istedim söylüyorum bunda. Tabi ilerleyen günlerde ilerleyen aşamalarında savaş daha net görünecektir diye düşünüyorum. Şu anda bu kadar. Evet. Tabi bu Irak İslam Devleti konusu neden bu kadar çok şaşkınlığa sebebiyet verdi? Bence hadise geçmişten koparılarak sanki yeni çıkmış bir olgu, yeni çıkmış bir yapı gibi değerlendiriliyor. Halbuki mevzu bahis olan yapı 2003 Irak işgalinden beri orada Irak'ın bütünlüğü içerisinde direnen, işgale karşı direnen bir yapı. Bu yapı inişli çıkışlı süreçler geçirdi. Bugün gelinen nokta itibariyle de böyle bir çıkış yaptı. Diğer yapılarla birlikte. Bu şaşkınlığı bence yaşatan başka bir önemli unsur da birçok kesim Irak'ta 2003 işgalinden beri devam eden direnişin bittiği yanılgısı içerisinde
hareket ettiler. Tabii bu yanıldı. Özellikle Suriye olayından sonra da Suriye'ye bütün dikkatlerin kaymasıyla daha da fazlalaştı gördüğümüz kadarıyla. Bu yanılgının neticesinde bu Musul çıkışı, Musul hamlesi birçok çevreyi yanılttığı gibi bizce yanlış değerlendirmelere de sevk etti. Halbuki Irak bağlamında, Irak merkezinde mesele değerlendirilmiş olsaydı eğer veya değerlendirilse hadisenin aslında normal bir seyir içerisinde geliştiği ve bu yaşanan hadiselerin de şu an Bağdat'ın Bağdat kapısına dayandıkları söyleniyor. Bu yaşanan sürecin de tabii bir süreç oldu görülürdü. Fakat özellikle bu Suriye'den sonra bazı çevreler sanki özellikle bunu kabul etmiyor, kabul etmek istemiyorlarmış gibi bir durum var. Yani bu Irak direnişinin kendine has bir direniş olduğunu, özel bir devrim olduğunu ve bölgede anti-emperyalist mücadeleye karşı ilk direnişin Irak'tan geldiğini sanki kabul etmek istemiyorlarmış gibi bir havada seziliyor. Tabii bunun sebepleri, bunun belli başlı bazı sebepleri var. Bunun sebepleri hakkında fikir beyan etmek isteyen arkadaş varsa beyan edebilir. Tabii ki en önemli sebebi bu mezhepsel, yani mezhebi kaygılardan dolayı sanki Irak direnişinin üstü örtülmek istemiyor. Cem, son gelişmeleri sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu IŞİD'le başlayan İran gerçek Sünni sahipleri, yani mücahitlerin şeyi normal olarak söylediniz ya abi. Yani ben de onun üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. O işte dünü unutan o balık hafızalı insan beyni yüzünden kaynaklanan bir şey bence de. Şimdi tarihte birçok mesela böyle saldırıların peşinde eğer saldıran ordular geliyorlar ya da kişiler kendi medeniyetlerini saldırdıkları yere kuramazlarsa ya da bir medeniyete sahip değillerse, mesela barbar akımları bir medeniyete sahip değil, geliyor orada mesela askeri bir başarı sağlıyor, ondan sonra kaybolup gidiyor. Buradaki örnek öyle değil. Buradaki örnekler Amerika kendince bir şeye sahip. Fakat burada yani Irak'ta istediği o Batı medeniyeti, istediği şeyi kuramadı. Ta hani 91'den başlayarak 2003'te ikinci defa saldırı. Bu işin tabii ekonomik politik yanları da var. Şimdi oradan çekilmek zorunda kaldı. Kendi medeniyetini kuramadan çekilmek zorunda kaldı. Şimdi orada da üçe bölünmüş bir, yani ülke üçe bölünmüş bir şekilde saldırdığı ülke. Sünni Araplar %20'yi oluşturuyor. Kürtler %20'yi oluşturuyor. %60'ı Şiiler oluşturuyor. Ve bunların kuzey, yani Amerika'nın yandaşı olan o iki tane etnik grubun kuzeyi ve güneyi, yani coğrafi avantajları olmasına rağmen bu şeyi sağlayamadı. Şimdi yani bu başarısızlık, hani tarih boşluk kabul etmez. Şeyde hani ilk fırsatta oranın gerçek sahiplerini, vatanseverlerini tekrar burayı yani ele geçirmek üzere şey çıkacak. Çok normal bir şey. Burada Türk medyasının yaptığı şey üzerine de Şamil abi bir şey söyledi. Aslında hangi medyanın? Türk medyasının. Türk medyası diye bir medya mı var? Yani işte öyle değil. Amerikancı medya. Türkçe, ya Türkçe konuşan medya diyelim. Şimdi takip ettim birkaç gün. Üzerinde uzlaşılan tek bir tane şey var bu meselede. O da IŞİD'in bir terör grubu olduğu. Şimdi bu söylendiği noktada bunun ne altı var, ne üstü var. Şimdi bizim dünya liderinden de bir şey gelmediği için hala
şimdi boşuna düşmek istemiyorlar. Geçmişte birkaç kere oldu çünkü. Şimdi kalkıp mesela bir şey söylüyorlar. Yeni Şafak'ta, şurada, burada falan. Şimdi reis tırnak içinde geliyor. Başka bir şey söylüyor. Bu da şimdi boşa düşmüş oluyor. Ya da fırça yiyor falan filan. Hiçbir şekilde bir hani bizim burada sizin o geçen video olarak koyduğunuz birkaç yazı şeklinde şey dışında Türkiye'de hiçbir yerde bu hadiseye dair bir tahlil göremedim ben. Yani o şeyi de belirtmek istiyorum. Bunun sebebi ne olsa gerek? Yani sebebi yani coğrafyaya dair bilgisizlik olabilir. Yani bize bilgiyle alakası var bir kere. Bilgisizlik yani ilgisizlik, bilgisizlik. Tabii şimdi Amerika'nın da buradan baktıkları zaman nasıl şey yapacağını bilemiyorlar. Yani Obama bir iki şey konuşuyor. Yani o mesela onlar senin kardeşlerin şey olarak onlarla olan şeyini koparmışsın. Yani aslında bilerim umurumda da değil onların yani hadiseler. Çok önemli bir şey. Yani bunda vicdani bir şey var. Yani cehaletle alakası var bu meselenin. Hemen bir şey haftası şu ana kadar ben gördüm. Mesela IŞİD İngilizlere çalıştı şu güne kadar. Yani yorumlardan bahsediyor. Kesin diyorsun. İngilizlere çalıştı. Yani bu yorumcular açısından bu çok bilen yorumcular açısından kesin çalıştı. Kesin. İsrail'e çalıştı. Hı-hı. Rusya'ya. Hatta ben şunu gördüm. Amerika ve Rusya'ya aynı anda çalıştığını söyleyeni de gördüm. Neymiş? Çünkü şöyle neymiş ya? Mesela şöyle ABD ve Rusya'ya çalıştığı için diye başlayarak hani kumandanın şeyi gibi o balık dört ayaklı olduğuna göre diye hani cümleye başlayarak yani ne bileyim işte bir şey. Yani burada şey olabilir mi? Bu ona çalıştı, buna çalıştı derken yıllardan beri Türk kamuoyunun kafasında özellikle Amerikan merkezi oluşturulmaya çalışan bir İslamcı örgüt imajı var. Evet. Yani işte bu İslamcı örgütler kaba saba insanlardır. Bunları Amerika kurdurmuştur. İşte bunlar uyuşturucu işiyle falan uğraşırlar. Başka da bir iş yapmazlar. Birbirlerini öldürü keserler falan. Yani bu imaj kendisine İslamcı diyenlerin de kafasına oturmuş anlaşıldığı kadarıyla. Zaten o iddiası üzerinden konuşsak gene konuşacak bir lafı yok. Yani şu cümlenin üstüne hiçbir şey söyleyemedim. Ben mesela o hani eleştirdiği şeyleri neden eleştirdiğini sorsan o adama. Hani o demin saydınız ya onların hepsi doğru olsun yani. Uyuşturucu kullanımı yok bilmem ne. Bunların neden yanlış olduğu bunu sorsak mesela adama ona dair gelecek bir cevabı yok. Hmm. Mesela şöyle söyleyeyim, yani AKP'li bir mesela AKP'nin zihniyetine sahip bir adamın yani bir oluş bu Amerikancılıkla eleştirmesinden daha komik bir şey olabilir mi? Bir kere ben şunu sormak istiyorum mesela o arkadaşa. Tayyip Erdoğan ve o AKP'nin zihniyeti. Sünni, Irak'taki Sünni Araplara neden düşmanlar? Neden düşmanlık yapıyorlar yani? Buna da ya Amerika'nın onlara düşman olmasından başka verebilecek bir tane cevapları var mı bu soruya? Ya ben bunu fikrinize... Aynı soruyu Musayevi, tırnakçı'na Esad rejimi için de sorular. Tabii. Ya onun için de sormuştuk bu hakkında. Ya sen... Onu soruyorum ya. Bu şekilin içindesin. Ya senin liderin mesela kurdukları o anlayış falan hepsi Amerikancı zaten. Yani Tayyip Erdoğan kendisine de sormak istiyorum ben bunu mesela. Sen neden oradaki Sünni Arapları bir şey düşmanlık gösteriyorsun? Veya Irak'la niye düşmanlık gösteriyorsun? Buna verebileceği fikri derinlikten falan bahsetmiyorum. Ha. Yani elle tutulur en basit ekonomi, politik hiçbir cevap yok adamın. Ya şunu bile diyemez yani. Ya kardeşim şunu, ya mesela Yunan olsa hani diyeceksin ki benim tarihsel bir düşmanlığım var. Zaten herifler bu. İşte gayri Müslüman bir sürü edebiyat falan diyebilirsin. Bunu o biliyor. Ve sen kalkıp o kadar şey içinden bu grubun Amerikancı olmasını. Şimdi oradan şeye sarkmak istiyorum. Yani bir ülkenin ajanlığı meselesi bizde çok kolay telaffuz edilen bir kelime. Yani bunun ne anlama geldiği de bilmiyoruz bizde çünkü. Hani ajanlık dendiği zaman şöyle bir şey düşün. Hani adam ne düşün? Yine de sıcak, yorulduğunu
IŞİD'in komutanı Obama'nın cep telefonunda konuşuyor. Mesela ya böyle zannedildiğine emin olabilirsiniz ha. Ya bizzat ben kanlı canlı konuşuyorum bu insanlarla. Ya cep telefonundan Obama adamı arayıp falan işte tamam şimdi Kerbera'ya dedim falan. Ya peki efendim falan silahlar falan. Hiç işin böyle yürüdüğünü zannediyor adamlar ya. Ya şöyle bir şey var. O dün de konuştuk abi onu. Sen ya ilke düzeyinde konuşalım. Ya ben şu an bir iş yapıyorum. Benim yaptığım işte mesela Şamil Basayev için de o örneği verebiliriz. Ben mesela Rusya'yla savaşıyorum. Benim o yaptığım savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir şekilde hoşuna gidiyor olması beni Amerikan ajanı kılmıyor ki. Bu örneği dün de verdim. Eğer bu örneği biz kabul edersek Allah Resulü'nün sahabeleri Bizans ajanıdır ya. Pers'le savaştıkları için. Çünkü o dönemde Pers'le Bizans arasında hani yüzyıllardır gelen büyük bir şeyde biz kalkıp orada Pers'lere saldırdık. E bu Bizans'a yaradığına göre Allah Resulü Bizans ajanıdır. Yani bunlar bir şeyine göre. E yarıyorsa yarıyor da. Ne bileyim abi biraz milletin şeyine yüklenmiş olduk. Hani kendi meselemizle konuşuruz da. Hani Türkiye'de bu aksiyonun iyi ve kötü. Ya kardeşim sen bunu tahlil etmişsin ama hani şuraları falan yanlış diyebileceğimiz bir şey bile görmedik. Yani bunu söyleyeyim. Saçma sapan saf sapan var yani. Hiçbir şey yok yani. Sessizlik hakim. Ya şu an Tayyip sessiz olduğu için hala şokta. Ne yaptığını bilmediği için doğal olarak Akit'i yeni şapaktı veya benzer yayın organları da şu an sessizliğini koruyorlar. Ha, tek tutan hatları şu an nedir? Irak'taki milli cephenin, milli gücün önünü kesmek için işte nedir? IŞİD'dir, Selefi'dir. Aklı sıra ehli sünnet cambazlığı yapıyorlar ki kendilerinin öyle bir derdi yok. Neticede Şeyh Saddam Hüseyin'i katlettiren onlardır. Bu izni veren onlardır. Yani şu an için bir tavır almasına gerek yok. Tayyip'in tavrı zaten bellidir. Irak'ın en başta bu hale gelmesinin sebebi Amerika'dan çok Tayyip Erdoğan'dır ve AKP yönetimidir. Onun için Sünnilere neden düşman diye Arap Sünnilere sormaya gerek yok. Zaten en başta o tarafını belli etmiştir. Nasılsa nasıl ki kumandan 91'de tarafını belli etmişse ha biz de şu an tarafımızı nasılsa belli ettiysek şu an konuşamayanların hepsinin tarafı belli olmadığından değil sadece Tayyip'in ne diyeceklerine baktıkları için ona bakıyorlar. Yarın o dese ki IŞİD iyidir, belki de herkes diyecek ki IŞİD iyidir. Yani ha burada mühim olan mesele bunlar cambaz gibi kıvırıyorlar. Hakikaten yani burada ortaya çıkmış oldu. Şeyleri de çıkarmışlar buradan da mükemmel olup. Yani o da ayrı. Ha bir ayrı mesele yani misal şu anki direnen gruplara baktığında IŞİD tek başına değil, onun yanında güçlü bir bazı ordusu ve eski komutanları var ve bölgeye hakimler. İstedikleri gibi at koşturuyorlar. İstediği yerde hareket mekanizmaları sağlam. Misal IŞİD, ben bilmiyorum da kendi dikkat edemedim. IŞİD'i misal terör örgütü olarak bunlar ilan ettiler mi? Misal Nusra'yı ettiler. IŞİD edildi mi? Ben o konuda hiç bilgim yok. Edildi. Yeni mi? Hayır. Çok merhaba. Zaten problemler bu. Çok daha evvel IŞİD ilan ediliyor. Bu terör örgütü ilan edilme mevzusunda şöyle not alalım mı? Onun üzerine de konuşalım. Yani çünkü ben o meseleyi tam yakalayamadım. Ama bakanlarla falan resmi var abi IŞİD komutanlarının. İşte yani şimdi burada hastanelerde burada tedavi görüyor. Bilal eğer ki yani önceki bir dönemde terör örgütü ilan edildiyse demek ki sen teröre destek vermişsin. Burada hastanede o yaralılara bakmışsın, bir şeyler yapmışsın. Ki zaten tırları saymıyoruz. Yani onlar zaten doğal ihtiyaçtır, karşılandı. Evet. Cemiyete pompaladıkları bir durum var. Bütün dünya Müslümanlarının, İngiliz'in, İsrail'in, Amerika'nın yardım ve desteği olmadan Müslümanlar tek başına bir şey yapamaz. Şuurunu vermeye çalışıyorlar. Yani bunlar kimdi ki bir iş yapabilirler? Mutlaka bunların arkalarında birileri var hesabıyla. Bütün basın, yayın, medya bunu pompalamak. Şuur altında milletin şuur altında bunu yerleştirmeye çalışıyor. Ama Müslümanlar da bir şey yapabilir. 11 Eylül olaylarında şey yıktığında kimsenin sahip çıkmadığı gibi. Burada da bu adamların yaptığı eyleme, gayrete, fedakarlığa, vuruşa sahip çıkmak istemiyor. Evet.
Acaba hocam inanmadıkları için mi, işine gelmediği için mi? İşine gelmediği için. Yani onu belirtmek... Yani onlar da tarihin derinliklerinden bu ümmetin ve bu milletin ya Allah deyince neler yapacağını fevkalade farkındalar. Sindiremiyorlar. Kendi yapamadıklarını bir başka Müslümanın yapmasını hazmedemiyor ve sindiremiyorlar. Geri plana düşeceklerinden korkuyorlar. Satılmışlık ve işbirlikçiliklerinin meydana çıkacağını farkındalar. Evet, kendisi öğrendiği için de zaten gördüğü her yapıyla bir şeyle bağlantılı. Bir de mahkemeye kesme pozisyonu da var bir dönem. AKP'nin ağzına bakın, bütün cemiyet fertlerinin tamamı o ne derse öyle konuşuyor. Bundan 3 ay önceye kadar Fethullah Hoca Efendi diyen bağıran meydandakilerin tamamı sokakta sünnet üzere abdest almayı bilmeyen yaşı keşi sarhoşu bütün cemiyetin adamları Fethullah'a saldırmaya başladılar. Şimdi de buraya saldırıyorlar, Irak'a saldırıyorlar, Suriye'ye saldırıyorlar. Yani direnişi ruhuna sindirmiş gerçek adamlara, Müslümanlara saldırıyorlar. Ve bunu saldırtırmaya da var gücüyle bütün cemiyetin katmanlarına yaymaya gayret ediyor. Yani ben İstoç'ta, Tahtakale'de, Eyüp Sultan'da böyle İslami cemaatlerle gidip gelip görüşüm. Hepsindeki ruh hali manyak bir ruh hali. Böyle farklı bir ruh. İslami camianın da bu işe bakışı hükümetin bakışıyla örtüşüyor. Onlar bizim yerimize düşünür, konuşur, yazar. Biz de bakarız. Onlardan iyi bilemeyiz diye bir anlayış geliştirir. Veya menfaatleriniz o şeyle çakışmasın. Ben geçen gün Özgür'e söylemiştim. Keşke demiştim bizim ateist bir başbakan yönetse demiştim. O da bana nasıl söylüyorsun demişti. Yani abinin dediği gibi yani. Kayıp bile. İşte mesela MHP hükümetteyken niye apoyasmadın diyor. Sen diyor Recep Başarı'dan daha mı iyi biliyorsun? Yani hükümet ne yaparsa o abi. Yani Müslüman bir de arkadaş demişti ki, şey demişti, yani burada ne karımız oldu demişti, Irak'a ilk bomba düştüğünde $1 milyar geldiydi abi. Demişti ya babaca. Texas. Lafını yani. Kestim. Ben Texaslıyım, at pazarlığını bilirim dedi. O zaman Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'tı, 3 aylık Abdullah Gül'ün başbakanlığı dönemiydi. O dönemde bu tarafa zaten aralarında çekişmeyi bir türlü beceremedi. Ya abi, Amerika Irak'a iki kere girdi. Birinde Müslüman özel, birinde Müslüman. Orada yani çağlayan istasyon gözünüz dedikleri zaten gördüğünüz zaten. Nasıl buluyorsunuz? Yani iki kere Amerika Irak'a girdi. Birinde Müslüman özel, birinde Müslüman sayı. Dinsiz dediğimiz acaba ettim yani ben demiyorum da ben kimseye demem de onların dediği o zaman giremedi. Bunun sebebi ne? Ben sana soruyorum. Abdullah Öcalan da Devlet Bahçeli'ye teslim etti. Ha işte. Ben demiştim de bana kızmıştı yani Özgür. Eğer işin o boyutuna bakarsak şu an en içten acısı ölür. Yani biz Türk milleti olarak Osmanlı'dan kalma bir hani toprak bütünlüğümüz vardı. Ve girdiler paramparça ettiler bizi. Ha biz bu mücadeleyi vermiş bir ırk olarak, millet olarak, ulus olarak şu an Irak'ın vermiş olduğu kurtuluş mücadelesine yani bırakın destek vermeyi artık hani Afganistan, Pakistan'daki bir Müslüman bacıların nasıl altınlarını Osmanlı yıkılmasın, hilafet yıkılmasın diye seferberliğe giriştikleri gibi bizim o tarzda bir seferberliğe girişmemiz lazım. Yani sadece konuşmak bile yani bu manada bence çok boş geliyor.